Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna ve erşidna vahdina. Bazı hadislerde bazı amelleri yapmayan insanlara veyahut da bazı işleri terk eden insanlara, bazı işlerde yapan insanlara, yani günah işleyen insanlara hadisler kafir diyor. Yani Müslüman olmasına rağmen kişiye diyor, kim bu işi yaparsa kafir hükmündedir, kafir gibidir. Çok ağır bir ithamdır, çok ağır bir, daha doğrusu sıfatlandırmadır, ağır bir kelimedir. Müslüman bir insana kafir denilmesi çok ağırdır. Ama diyen eğer peygamber ise, diyen eğer ehli beyt ise, bunun altında bir mutlaka felsefe var, bunun altında mutlaka bir neden var. Ama bu adam kafirdir denildiğinde, yani kafir hükmünü taşımıyor, Müslümanlıktan çıkmıyor. Farz-ı misal, öldüğü zaman onun cenazesi kaldırılır, guslü verilir, kefen edilir tıpkı bir Müslüman gibi. Normalde kafirin cenazesi kaldırılmaz. Yani cenaze namazı kılınmaz, gusül verilmez, kefen edilmez. Ama kafir sıfatında olan bir Müslüman, filan işi yapan kafirdir denilen ve o işi yapan bir insanın cenaze namazı da kılınır, gusül de verilir. Örnek veriyorum, konuma geleceğim. Örneğin diyor ki, kim intihar ederse kafir hükmündedir. Şimdi intihar edenin o zaman cenaze namazı kılınmaz mı? Gusül, kefen verilmez mi? Elbette ki cenaze namazı da kılınır, gusül, kefen de verilir. Peki niye Allah diyor ki kafir hükmündedir? Niye Resulullah Efendimiz diyor kafir gibidir? İşte bunun sebebi vardır. Mutlaka ki böyle diyorlar. Ve bu hükümlerden bir tanesi de namaz içindir. Hadis açık bir şekilde, yani Peygamber Efendimiz, Ehl-i Beyt açık bir şekilde diyor ki, kim bilerek namaz kılmaz ise, bilerek namaz kılmaz ise o kafir gibidir. O kadar ağır bir itham vardır. Peki neden bazı amellere Allah böyle bir ithamda bulunmuştur? Niye? Sebebi nedir? Sebebi şudur. Şimdi Allah bu insanı ki yarattı, bu insanın adam olmasını istiyor Allah. Bu insanın cennete gitmesini istiyor Allah. Ve bunun içinde Allah peygamberlerle birlikte kanun ve kurallar göndermiştir. Ve demiştir ki işte böyle yaparsa bir insan cennete gider. Böyle yaparsa adam olur. Yani adam olma kurallarını insana öğretmiştir. Şu anda bizim bu dini kurallarımız var ya, bunların hepsinin tek sebebi vardır, bizim adam olmamız. Allah bizim adam olmamızı istiyor. Yani tuvalete giderken kendimizi yıkamamızdan tutun, gece ayakta su içmeyinden tutun, cenabet olurken gusül almamızdan tutun, anne babaya saygıdan tutun, miras konusunda hassas davranmamıza kadar. Her şeyin sebebi budur. Allah bizim adam olmamızı istiyor. Ve bazı helal ve haram, bazı haramlar da, bütün haramlar daha doğrusu, insanın adam olmasının önünde büyük bir engeldir. Şimdi, dolayısıyla da Allah bu kuralları gönderiyor, bizim adam olmamızı istiyor. Kafir buna inanmıyor. Kafir diyor, kafirin iddiası şudur. Diyor ki bu İslam dininin kuralları işe yaramaz. İslam dininin kuralları beni adam etmez, beni insan etmez. Böyle diyor. Veyahut da diyor ki,
Çünkü beni ilgilendirmiyor. Bazı insanlar da böyle diyor, adamlık falan beni ilgilendirmiyor. Ben bu dünyada tıpkı bir hayvan gibi yiyeceğim, içeceğim, üreyeceğim, günü geldi mi bir bitki gibi, bir hayvan gibi solup gideceğim, ölüp gideceğim. Bazı insanlar da böyle yaşıyor bu dünyada. Ama bazı kafirler var, önen Yahudiler, Hristiyanlar, Budistler. Onların da ilkeler var. Onlar da adam olmak istiyor. Onlar da kıyamet gününe inanıyor. Onlar da bu dünyada adam gibi yaşamak istiyor. Dolayısıyla da onların da kuralları var. Yahudiliğin, Budistlerin, Hristiyanların buna yönelik kuralları var. İslam dini şunu diyor. Diyor ki o kurallar işe yaramaz. Benim gönderdiğim bu İslam diniyle gönderdiğim kurallar size adam eder. Ama o adam da inanmıyor. Diyor hayır. İslam dininin kuralları beni adam etmez diyor. Dolayısıyla da inanmıyor. İnanmadığı için ne oluyor? Bu Allah'ın söylediği kuralları yerine getirmiyor. Yerine getirmiyor. Yerine getirmediği için de o kuraldan sağlayacağı faydadan mahrum kalıyor. O kuraldan alacağı faydadan uzak kalıyor, mahrum kalıyor. Şimdi kafir bundan dolayı İslam dininin o bereketinden, o güzelliğinden, o faydalarından faydalanamıyor. Örnek diyorum, örnek diyorum. Allah bize diyor ki içki içme. İçki seni insanlığından edecektir. Hristiyanlar diyor ki hayır böyle bir şey yoktur. İçki serbesttir. Ben içeceğim. Bu içki içmek beni insanlığımdan etmeyecektir. Dolayısıyla da içki içiyor. Ne oldu? İslam'ın bu fayda vereceği o kuraldan mahrum kaldı. Dikkat edin ne diyorum. Veyahut da namaz. Namaz öyle bir güzelliktir ki insanın sığınacağı yerdir. İnsanın Allah'la ilişki kurduğu andır. İnsanın Allah'la irtibat kurduğu andır. Allah diyor ki bu namaz senin psikolojini düzeltecek. Allah diyor ki bu namaz senin sıkıntılarını düzeltecek. Ki anlatacağım ileride. Kafir diyor hayır namaz hiçbir işe yaramaz. Çünkü ben İslam dininin kurallarına inanmıyorum. Ne oldu? Bu namazın faydasından sen mahrum kaldın. Uzak kaldın. Ha? Şimdi Allah niye, konumuz buydu, sorumuz buydu. Allah niye bir Müslümana diyor ki bu kafirdir, kafir gibidir. Sebebi işte budur. Kafir nasıl ki bu kuralların kendisine fayda
vereceğine inanmıyorsa, ondan dolayı da yerine getirmiyorsa, Müslüman da aynıdır. Müslüman da yerine getirmiyor. Yerine getirmediğinden ne oluyor? Kendisine fayda vermeyeceği kurallar. Kendisine fayda vermeyince tıpkı kafirle aynı eşdeğerde oldu. Kafir de inanmadı, amel etmedi. Ama sen inanmadığını söylemiyorsun ama uygulamıyorsun. Dolayısıyla da netice aynıdır. Neticede kafir de namazdan uzak durdu, namazı kılmadı, onun faydasından faydalanamadı. Sen Müslüman da namazı kılmadın, onun faydasından faydalanamadın. Netice aynı oldu. Odur ki Allah diyor ki, bazı ameller için diyor ki, bu adam kafir gibidir. Yani kafir nasıl mahrum ise bu da aynı şekilde mahrumdur. Bunun sebebi budur. Sebeplerden birisi budur daha doğrusu. Odur ki biz hadislerde, peygamberin sözünde, ehli beytin sözünde bazı amellerin karşılığının kafirlik gibi olduğunu gördüğümüzde o gerçek kafir olmuyor aslında. O kafirin bulunmuş olduğu konumda oluyor. Örneğin hac meselesini biliyor musunuz? Hac konusunda peygamberimizin ve ehli beytin bir sözü var. Diyor ki bilerek, kasıtlı hacca gitmeyen insan öldüğünde Azrail gelip ona diyecek ki Hristiyanlık mı, Yahudilik mi, Mecusilik mi? Bunun birini seç. Yani sen Müslüman olarak ölmüyorsun. Dikkat et. Yani birinin haclık malı vardır. Yani sen zenginsin, hacca gidip gelebilirsin. Ama gitmiyorsun, erteliyorsun. Daha erkendir, hele bir yaşımız 60'a gelsin, şimdiden niye haca gideyim diyorsun. Gitmiyorsun. Ve oldu ki sen hastaladın, kanser oldun, 3 ay sonra da öldün. Ölüm anında Azrail sana bu soruyu soracak. Veyahut da gençsin, kalp krizi geçirdin, öldün. Ölüm anında Azrail sana bunu soracak. Diyecek niye hacca gitmedin? Senin paran vardı. Hacca gitmeliydin. Ben vaktim yoktu diyemez. Diyemeyiz ki. Allah diyecektir ki vakit ayrıydın. Yani ticaretine ayırdığın vakti haccıdan çünkü ecelin ne zaman geleceğini bilmediğimiz için biz bir ameli erteleyemeyiz. Dolayısıyla da şimdi hacca kasıtlı gitmeyen bir insanı, imkanı olmasına rağmen kasıtlı gitmeyen insana hadislerimiz diyor kafir gibidir. Aynı hadis namaz içinde geçerlidir. Aynı hadis namaz içinde geçerlidir. Sebebi budur. Yani burada bu amellerde insana fayda verici şeyler vardır. İnsan bu faydalardan mahrum kalıyor. Kafir de mahrum kaldı, seni Müslüman da mahrum kaldı. Seninle onun farkı ne oldu? Olmuş. Bunun sebebi budur. Bazen insanlara niye namaz kılmıyorsun diye söylediğimizde veyahut da bazen insanların kendisi diyor ki ya Allah'ım benim namazıma ihtiyacı mı var? Bunları bir bir anlatacağız. Bazı insanlar diyor ki benim kalbim temizdir.
Anlatacağız. Kalbi temiz mi değil mi? Anlatacağız. Buna bir cevap verelim. Adam diyor ki Allah'ın benim namazıma ihtiyacı mı var? Evet. Allah'ın senin namazına ihtiyacı yok. Huligal insanı zayıfa. Biz insanlar zayıfız. Allah bizi zayıf yaratmıştır. Zayıfız. Hangi açıdan zayıfız? Dünyanın problemleri vardır. O problemlerin birçoğunu tek başımıza çözemeyiz. Bazı psikolojik sorunlar vardır. Örneğin ailenle sorunun vardır. Kendin aşamayabilirsin onu, o problemi. Bazen ekonomik sorunun vardır, onu aşamayabilirsin. Bazen kişisel problemlerin vardır, örneğin kibirlisindir, haset, kıskançlık vardır ve bu çok ileri düzeye gitmiştir, seni hasta etmiştir. Yani psikolojik men esir etmiştir kendisine. Ve kendinde tek başına çözemiyorsun. Kibirliliğini alim de olsa insan. Bazı insanlar var, çözemiyor, çözmek istemiyor. Dolayısıyla acizdir. Bazı günahlar var, insanın kendisiyle Allah arasındadır. Ve o günahın altında eziliyor kişi. Ve o günahını hiç kimseye açamıyor, çare bulamıyor. Günahın altında eziliyor, kahroluyor. Ne yapacağım? Şimdi bazen insan bir arkadaşını bulur, arkadaşı ona yardımcı olur, problemini halleder, çözer, destek olur. Ama öyle problemler vardır ki arkadaş da ona çare olamaz. Çünkü arkadaşın da neticede bir gücü vardır. Problem çözme yeteneği olmayabilir. O problemi nasıl çözeceğini bilmeyebilir. Öyle olabilir. Dolayısıyla arkadaş işine yaramadı. Veyahut da sen o hatanı arkadaşına açamıyorsun. O günahını, o aciziyetini arkadaşına açamıyorsun. Çünkü bazı işler var arkadaşa, dosta açılır. Bazı şeyler vardır ki insan hanımına da açamaz onu. Eşine de açamaz onu. Ve o günahın altında ezilip kalır. Kimdir ki problemlerimizi çözecek gücü olsun? Kimdir ki problemimizi dile getirmeden bizi anlayabilsin? Kimdir ki beni benden daha iyi bilsin ve benim ne yaptığımı da hangi günahta olduğumu bilsin? Bu Allah'tır. Allah hem bizim amelimizi biliyor, günahımızı biliyor. Hem de o günahı nasıl affettireceğimizi biliyor. Hem de o günahın altından nasıl kalkacağını biliyor. Hem de o gücü vardır. O problemi halledecek gücü vardır. Allah'la İrtibat kurmalıdır insan. Allah'a içini açmalıdır. Açmaya da gerek yok ki. Zaten Allah onu biliyor. Zaten o da Allah'ın onu bildiğini biliyor. Sorun sadece irtibat kurmamıştır. Yani Allah'a bir dönüp Allah'la münacat etmemiştir. Allah'la konuşmamıştır. Allah'ın bildiğini bilmiş ama hep uzak kaçmıştır. Onu daha muhatap almamıştır. Muhatap almamak demek yani irtibat kurmamak demek. İşte bunun en güzel yolu, irtibatın en güzel yolu namazdır. Benim namazıma Allah'ın ihtiyacı mı var? Yok.
Ama senin Allah'a ihtiyacın var. Bizim Allah'a ihtiyacımız var. Sorunlarımızı çözmesi için. İçimizdeki o ağır yükü kaldırması için. Bizim Allah'a ihtiyacımız var. E bunun da yolu namazdır. Namazdır ki insan namaza duracağı zaman ilk önce bir beden temizliği yapıyor. Bir abdest alıyor, gusülü yoksa gusül alıyor, elbisesini temizliyor. Yani bir manevi hazırlığın içine giriyor. Daha sonra namaza başlıyor. İki rekat hacet namazı kılacak. O namazın içindeki hareketler, Allah boşu boşuna rükuyu, secdeyi, o okunacak duaları boşu boşuna insanı öğretmemiştir. Her biri Allah'a yaklaşmak için, açılmak için bir adımdır. Her biri Allah onu o şekilde dizayn etmiştir. Sen her bir hareketi yerine getirdikçe, her bir sözü dedikçe bir adım daha Allah'a yaklaşıyorsun. Bir adım daha artık senin kalbin Allah'a açılıyor. İkinci adımı namazı kılmaktır. Kıldıktan sonra artık irtibat kuruldu. Hem temiz geldin Rabbul Aleminin önüne, hem de Rabbul Aleminle namaz denilen o hareketle karşı karşıya geldin, artık namaz bitti, kapılar açıldı. Artık sen dua edebiliyorsun. İlahi, o günahımı affet. İlahi, o hatamı affet. İlahi, herkesin kızacağı, hiç kimsenin affetmeyeceği o günahı senin affedeceğine eminim. Bunu biliyorum. İçimden bir ışık, içimden bir ümit bunu bana söylüyor. Sen affedersin. Çünkü Allah'ı insan içinde tanıyor. Biz doğarken Allah kendisini bize tanıtmıştır. Hepimizin içinde o Allah var. En cahil insanda da o Allah sevgisi, o Allah bilinci, o Allah bilgisi var. En cahil insanda da. Çünkü bu bilgiyle alakalı bir şey değildir bu Allah bilgisi. İnsan doğduğu anda Allah onu kendisini ona tanıtmıştır. En pis insan, camiye girmemiş, alim dinlememiş insan dahi içindeki o Allah bilgisine sahiptir. Allah bunu fıtrata yerleştirmiştir, insanın mayasına yerleştirmiştir. Sadece bunun yolunu bulup o içindeki hissettiğin Allah'la irtibat kurmak. Sadece bu kapıyı açacağız o kadar. Onun da yolu namazdır. Bir ayet var. Diyor ki Allah namazdan ve sabırdan yardım dileyin. Vesta'inu bis sabr ve salat. Allah'tan yardım dileyin. Namazın vasıtasıyla. Namaz böyle bir işe yarıyor. Dolayısıyla namaz insanı rahatlatır. Namaz insanın psikolojisini düzeltir. Namaz insanın zor anlarında bunalmasını, patlamasını engeller. En sıkıntılı anlarında namaz insana yardımcı oluyor. Evet, senin namazının, Allah'ın senin namazına ihtiyacı yok ama bizim namaza ihtiyacımız var. Öyle insanlar var ki bolluk içindedir. Bolluk içinde. O insanların çektiği, yaşadığı bazı psikolojik sorunlar var. Evet, onlar maddi yönden sorun yaşamıyor ama başka yönlerden sorun yaşıyor. Kişilik sorunları yaşıyor. Çevre sorunu yaşıyor. Arkadaş ilişkisi sorunu yaşıyor. Akraba, çocuk ilişkisi sorunu yaşıyor. Eş sorunu yaşıyor. Eşiyle sorunu vardır. O insanların namazı olmadığı zaman, namaz kılmadıkları zaman depresyon ilaçları içiyorlar. Oradan yardım bekliyorlar. Ve o ilaçlar da onları zaten mahvediyor. Bizim en güzel depresyon ilacımız namazdır.
Namazdır. Kıyamet gününde cennettekiler cehennemdekileri görecekler. Diyecekler, sizi buraya sokan şey nedir? Siz niye buraya buradasınız? Onlar diyecek, lem neku minel musalli, biz namaz kılanlardan değildik. Biz vaciplerimizi verenlerden değildik. Sadakalarımız, yani o zekatı, humusumuzu üzerimize düşenlerden veren değildik. Ve biz kötü insanlarla arkadaş olduk. Ki inşallah bir dahaki sefere bu ayeti açacağım. Ne manaya geldiğini. Bu namazdır insanı toparlayan, düzelten, yolunu bulmasını sağlayan, doğru gitmesini sağlayan, kötü insanlardan uzak tutan. Bu namazdır. Dolayısıyla da dinimiz namaza çok önem vermiştir. Odur ki peygamber diyor, Es-salatu amududdin, namaz dinin direğidir. Yani sen bu dinin kurallarıyla adam olmak istiyorsun ya, işte bu kuralların direği, bu kuralların ayağının bastığı yer namazdır. İlk önce namaz. Namaz bir kılınacaktır. Yani ondan sonra anlatacağız. Nasıl, ne edelim ki namazı düzgün kılalım. Son bir hadis diyorum ve konumu kapatayım. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselam vefat ediyor. Bir insan vefat edeceği zaman artık son nefesleridir. Boş boş konuşmaz ki. Çok önemli şeyleri konuşur. İkincisi de konuşan İmam-ı Cafer-i Sadık, yani konuşan büyük adam oldu mu sözünün altı iyice doludur o adam. Sözleri daha çok önemlidir. Çünkü konuşan büyük adamdır. Şimdi bir sıradan insanın konuşmasıyla büyük bir şahsiyetin konuşmasının doluluğu bir midir? Bir değildir. Şimdi konuşan alim değil. Konuşan sıradan adam değil, konuşan imanlı biri değil, konuşan İmam-ı Cafer-i Sadık'tır. Yani alimlerin alimi, müminlerin emiridir. Yani en büyüdür. Şimdi bu adam konuşuyor. Hem de ne zaman? En önemli anında, yani ölürken. Ölürken de insan en önemli şeyi söyler. Ne dedi çocuklarına? Dedi ki, namazı hafife alanın bir adama bizim şefaatimiz nasip olmayacak. Kılmayanın demiyor ha, hafife alanın, önem vermeyenin, namazını geciktirenin, geç kılanın veyahut da boş ver yarın kılarız diyenin, kazaya bırakanın, önem vermiyor. Hafife alıyor. Buna diyor ki şefaatimiz nail olmayacak. Kılmayanın durumu başkadır. Ki inşallah bir dahaki sefere bu ayetin ne anlama geldiğini, yani cennettekiler, cehennemdekileri görüp niye bu hale düştünüz ve bizler namaz kılanlardan değildik, ondan dolayı bu haldeyiz. Yani en büyük irtibatımızı kaybettik biz. En büyük irtibatımızı kendimiz bıraktık, yapmadık. Bunun altında yatan bu ayetin inşallah daha geniş anlatımını haftaya anlatacağız. İşte namaz budur. Allah bizi namaz kılanlardan eylesin. Namaz insanın en büyük yardımcısıdır. Problemleri çözmesi için. Allah bizden namaz kılanlardan eylesin. Allah düzgün namaz kılanlardan eylesin. Allah namazlarımızı gazaya bırakmayı nasip eylemesin inşallah. Dini anlayıp, bilip onu uygulayanlardan eylesin inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.